Daha temizliyorlar. Hani hanımlar dedi ya, köşe bucak temizlemez diye. Kadınlar başarı öykülerini anlattığı Kütahya protokolü yanındayız mesajı verdi. Kütahya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları ağırladı. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen programa Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Remzi Gören, Sivil Toplum Kuruluşu'nun kadın temsilcileri katıldı. Programda ilk sözü iş hayatında başarı elde eden kadınlar aldı ve başarı hikayelerini anlattı. Halk Eğitim Merkezi'nin öğretmen ve idarecileri omuz omuza verdiğimizde Türkiye çapındaki nakış yarışmalarında Türkiye birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri, onur ödülü, şeref ödülü gibi ödülleri meslek hayatımın 15 yılında 98 tane takdir ve teşekkürle Kütahya'mıza, Kütahya'nın el sanatlarına, çeyiz sandığı olan memleketime hizmet etmeye devam ettim. Kişken bize uygun kira imkanları sundu ve KOSGEB desteğini almamızda da ücretsiz danışmanlık hizmetinde bulundu. Belli bir sermaye ile başladığımız işimiz 50 bin TL'lik hibe ile arttırdık ve şu anda 100 binlik krediye de başvurmuş bulunmaktayız. İşe başlamadan oluşturduğumuz fizibilite çalışmaları sonucu hedeflerimize bir bir ulaştık ve 2017 yıl sonu itibariyle 1,5 milyon ciroya ulaştık. Hanımlar, ben yapamam demeyin, yapamayacağımız bizim hiçbir şey yoktur. Eğer istersek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bütün kadınlara teşekkür ederim. Çalışmak isteyen, başarmak isteyen, hayallerinin peşinden koşan insan her zaman için hedefine ulaşıyor. Bu nedenle siz değerli hanımlara, eğer iş dünyasında yer almak istiyorsanız hep kendinize güvenin. Hedeflerinizi doğru belirleyin ve bu hayallerin, bu ideallerin peşinden koşun diye önermek istiyorum. Hedefim doktor olmaktı. Hatta lisedeki hedefim sadece doktor olmak değil, öğretmen doktor olmaktı. Ben ilkokulda öyle diyordum, ben öğretmen doktor olacağım. Yani öğrenci yetiştireceğim, uzman yetiştireceğim. Öğretmen doktor nasıl olunur? Tabii ki akademisyen olarak okunur ve nörolojiyi seçmemdeki sebep de beyne hayranlıyımdı. 8 Mart gibi tarihlerin erkekler için muhasebe günü olduğunu söyleyen Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, kadınlar nezaket ve zarafetin sembolüdür dedi. Kadınlarımız hem zarafetin, hem nezaketin, hem de şefkatin birer sembolü olarak toplumda yaptığımız her işte bulunmaları gereken önemli aktörlerden bir unsur olarak görmemiz gerekiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu şunları kaydetti. Evimizde kadın hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir diye düşünüyoruz. Bir anne olarak, bir eş olarak ya da bir evlat olarak kadın evini evirip çeviren ve toplumu şekillendiren, toplumu dönüştüren ve ülkeye istikamet veren bir birey olarak söylemek istiyorum.